Merhaba. Şimdi neredeyse Türkiye'nin bir sürü dizisine dizimizi yaptınız. Evet. Ben şey soracaktım. Başarılı olmamı sağlayan özel kriterlerim diye başlayan bir cümle olsaydı sonunu nasıl geliştirirdiniz? Ha, bestelerim. Bir kere yetenek kesin şart yani. Yeteneksizseniz hiç uğraşmayın bu işle ama çok çalışmak gerekiyor. Ben bu günde ağır olmadı mı abi, bu bayağı bir ağır bir cümle. Ya öyle hani şimdi bizde biliyorsunuz şeydir, benim yani müzisyen çevresinde de duyuyorum bazen. Ya abi adam bütün dizilerin müziklerini yapıyor. Bıraksın da biz de biraz yapalım. Ben de diyorum ki ya ben 3-4 dizi yapıyorum. 50 tane daha var. Doğru. Onları siz yapın. Çalışacaksınız, işinize saygı göstereceksiniz, özen göstereceksiniz. Ben minimum 8 saat çalışıyorum günde, minimum. Yani illa bir şey üretmek gerekmiyor. Ama oturuyorum piyanonun başına, gitarımla bir şeyler yapıyorum. Özen, işinize saygı, ben oldum demeyeceksiniz. Yani ben Türkiye'nin en çok izlenen dizi müziklerini yaptım. Artık ben ne yaparsam olur, herkes dinler, beğenir. Böyle bir şeye girdiğiniz anda aynen dibe vurursunuz. Ben bunları sıralayabilirim. Anladım. Bunun aslında en güzel cümlesi herhalde her dizi müziğini ilk defa yapıyormuş gibi yapmak. Aynen öyle, evet. Harika. İlk dizinin müziğini yapıyormuş gibi yapmak. Evet, Deniz'cim başka sorun var mı? Bir de Kıvanç Kasabalı'ya. Evet. Mankenlik mi daha büyük haz veriyordu yoksa oyunculuk mu? Ve mankenlikte mi daha çok ilgi görüyordunuz, oyunculukta mı? Mankenlik aslında bir 8-9 sene yaptım. Oyunculukta aslında daha 4. 5. senem. Ama tabii oyunculuğu tercih ediyorum. Belki daha uzun zaman mankenlik yaptım ve hani tabii ki oyunculuğun verdiği hazı podyumda almıyordum. Cümlenin ortasında sıkıldı. Vallahi aynı şey. Kendi cümlesinden sıkılır mı ya? Kendi cümlesinin ortasında mankenliğin verdiği hazı oyunculukta alıyordum. Oo. Şimdi bitirdin beni. Abi bari kendi cümlenden sıkılma. Kendin kuruyorsun yani. Onun hareketi sana ait, o cümlenin hareketi yani. Evet. Deniz'cim Allah başım döndü. Deniz'cim çok teşekkür ediyoruz sana. Tamam. Peki son bir şey rica edebilir miyim? Edebilirsin. Şimdi 14 Şubat geliyor biliyorsunuz. Sevgililer günü geliyor ve benim kuzenim çok ısrarlarla benden çok minik bir şey istedi. İzninizle bunu yapabilir miyim? Estağfurullah, ne demek? Tamam. Benim Babanızın bir diye bir yengem var. 3 senedir birlikteler. Ona söylemek istiyorum. Taner beni özellikle aradı. Seni çok seviyormuş Miray. Adım, bunu niye telefon açıp da söylemediniz de buradan bizim buradan bunu iletme gereği? İnanın ben hiç bilmiyorum. Yani ben ona yapmayalım dedim. O dedi sevgililer günü geliyor, yapalım. Ne diyorsun ya? Sonra ne oldu? Allah'ın seversen. Bak bu çok enteresan bir konu ya. Bak bunları... Ben yarın okula gittim. Ne rezil olacağım? Hayır, hiç rezil olmayacaksın. Veya olacaksın, evet. Bence de olacaksın. Bir sıkıntı yok. Deniz'cim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi geceler. Sağ olasın. İyi geceler. Deniz ne rahat değil mi? Evet. Bayağı. Toygar Işıklı'ya sorun var. Sor diyorum. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş programın sonlarına geliyoruz. Ama yok. Saat bak kaç oldu sizde anca. Sevgili Aynur'a bir kocaman alkış alalım. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Sevgili Kıvanç Kasabalı ve Sedef'e kocaman bir alkış alalım. Teşekkür ederim. Toygar'ı böyle alayım. Abi senin parçaların içinde başka sardunya yok değil mi? Tek iki vallahi, tane vardı. Evet, Nergis'imiz vardı. Yeni single'ımız çıktı. En azından onu... Onu da bir sonraki bölümde, yani önümüzdeki bölümlerden bir tamam, tanesine söz verdik. Güzel, gelir. Toygar'ı canlı söyleriz edeceğiz burada. Ama şu benim sardunyaları bir alacağız. Sen eşittir beni. Sen eşittir ben. Peki öyle yapalım. Evet. Tamam. Alkışlar Toygar Işıklı için. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,